Şimdi yine güncelden gidelim. Flashback'ler yaparız sorularla beraber. Arada da arkadaşlarla konuşuyorduk. Tabii bu en çok kafamızı kurcalayan mesele, bu güncel mesele. Burası buradan nereye gidiliyor, ne oluyor ondan sonra? Bu bilek güreşi ne dönüşen hadise nereye evrilecek? Kendisini işte bu kur savaşında ifade eden Erdoğan'ın ekonomik savaş dediği hadise nereye evrilir? Karşılıklı salvolar neler olabilir? İki tarafın elinde ne tür kart var? Buradan devam edelim. Şimdi burada şu soruyu sorarak devam edelim. Bir kere Amerika ne yapmak istiyor? Yani şöyle bir realite var. Bugün yaşadığımız, ülkenin bugün yaşadığı bu krize doğru evrilen konjonktürde Amerika ile yaşanan gerilim ana sebep değil ama krize yönelişi ivmelendiren, hızlandıran bir ikinci faktör. Etkili, sonradan devreye giren, sonradan denkleme dahil olan bir faktör. Onu yadsıyamayız. Ama daha önce de anlattığımız gibi yani Türkiye ekonomisinin zaten epey bir yüksek kırılganlığı vardı. Parametreleri iyi değildi. Göstergeleri bozulmuştu. Zaten bir adım adım krize yöneliş hali vardı. Bu Amerika gerilimi bunu sadece hızlandırdı, ivmelendirdi. Belki öne çekmiş gibi duruyor. Şimdi buna karşı bir direnç var. Bu saray rejimi tarafından bir direnç var. O da nedir? Orada da bir kere bunu bir ekonomik komploya tercüme etme ya da böyle etiketleme. Bunun tamamen bir realite değil de, yani göstergelerin, ekonominin realitesi değil, Amerika tarafından hazırlanmış bir komplo olarak takdim etme, bunun etrafında taraftar bulma, kitlelere böyle anlatma ve yani kitleler bundan dolayı bir sıkıntı yaşayacaklarsa da bundan dolayı rejimi değil, Amerika'yı suçlasınlar, dış mirakları suçlasınlar. Dolayısıyla şiddeti onların üstüne fatura etme, bu ekonomiden yaşanan birçok sıkıntıları Amerika'ya fatura etme. Bu çok şey yaptığımız, alışık olmadığımız bir siyaset biçimi değil. Bunun farklı tezahürlerini, yöntemlerini AKP'nin farklı konjonktürlerde yaptığını biliyoruz. Ne dedim, işte 2016'da yine ekonomi epey bir darboğaza girdiğinde bunu tamamen darbe girişimine bağladıklarını, ondan dolayı bir türbülans yaşadığını o zaman da söz etmişlerdi bundan. Şimdi burada tabii sonra döneriz bu nereye evrilir diye ama şu soruyu soralım. Amerika ne yapmak istiyor? Yani bir realite var. Amerika bir gerilim yaratmış durumda. Bir işte Rahip Branson'u onun 2 yılı aşan tutukluğunu bahane ederek bir gerilim başlattı. Bir yaptırıma girdi. Ondan sonra yavaş yavaş dozu da yükseltiyor. Elinde kullanabileceği farklı kartlar da var. Peki bunlarla Amerika ne yapmak istiyor? Yani orada işte fotoğrafı büyütüp Amerika'nın Orta Doğu politikaları ve burada AKP'ye vermek istediği ayar, kıvam, bunu konuşmak yerinde olur. Şimdi şunu biliyoruz, yani özellikle 2008-2009 krizi, arkasından Amerika'nın bu krizi yaşaması ve yeniden toparlanmaya çalışması, orada politik dengenin değişmesi ve Trump'ın hem içerideki krizden canı yanmış kitlelerin
desteğini alarak hem yabancı düşmanı aynı zamanda işte muhtelif Çin dahil olmak üzere bazı güçlerin artan güç dengesi denkleminde artan ağırlığına itirazı olanların başkanı olarak bir şey geliştirdiğini, yeni baştan Amerika'nın hegemonyasını dünyaya kabul ettirmek üzere bir çaba içine girdiğini biliyoruz. Bunu değişik şekillerde yapıyor Trump. Bir yandan ticaret savaşları başlatıyor. Her karşısına çıkan, başta Çin olmak üzere, hatta Avrupa'da İngiltere'den tutun yakın komşusu Kanada'ya kadar uzanan lara bir ticaret engeli koyarak onlara bir hat bildirme çabası içinde. Ama bu arada Orta Doğu ile ilgili de Orta Doğu ve Orta Doğu üstünden Asya ile ilgili de bir şeyi var. Yeniden bir hegemonya tesis derdi var, problemi var. Burada tam bir hegemonya kuramadığının farkında. Yani Irak işgaline rağmen Irak'ta tam bir hakimiyet oluşturamadı. Suriye meselesinde duruma hakim olamadı. İstediği baş aktörlüğü kapamadı. Tersine süreç içerisinde bölgesel bir güç olarak İran ve yine küresel bir güç olarak Rusya, bunların daha bölgede etkinleştiğini ve at oynattığını tanık oldu. Tabii bu İran ve Rusya'ya ek olarak Çin'in de bir dünya gücü olarak bunların arkasında olduğunun farkında. Dolayısıyla burada bir küresel güçler çatışması hadisesi var. Yani burada bunlara karşı, bu yükselen küresel güçlere karşı Amerika'nın onlara bu gücü kullandırmamak, yükselişlerini durdurmak ve tersine Amerika'nın kendisini bölgeye hakim kılmak üzere bir çabası olduğunu biliyoruz. Bu zaman zaman daha dar ölçekli sorunlar alanında da kendini gösteriyor. Suriye meselesinde, Irak meselesinde. Dolayısıyla Trump bu hakimiyeti kurabilmek için önünü tıkayan en önemli tamponun İran olduğunu düşünüyor. Ve İran'ı bir engel olmaktan çıkarmanın peşinde. Bunu yapabilirse hem Orta Doğu'da bir hakimiyet sağlayabileceğini hem de Asya'ya dönükte yeni bir hegemonya tesis edebileceğini düşünüyor. Ve burada bir güç toplama, bir taraftar toplama bu politikasına rıza verecek, yanında yer alacak bir yeniden güç sıralaması içine giriyor. İşte burada Türkiye'yi de İran'a karşı bir engel olmayacak, İran'ın en azından yanında yer almayacak bir güç olarak görmek istiyor. Orta Doğu'da özellikle Kürt parametresinde düşünceleri var. Yani Kürtlerin bir kere Suriye'de yeni oluşacak Suriye denkleminde bir bileşen olacağı neredeyse kesinlik kazandı. Yani hem Rusya bu yeni Suriye'de Kürtlere bir kimlik tanıma, bir varlık olarak görme konusunda ikna olmuş durumda. Hem Suriye, yani Şam, Esad'ın buna bir itirazı yok. Yapılan görüşmelerde masaya Kürtler çağrılıyor. O bir kere artık Kürtlerin Suriye'de yaşayanların bir kazanımı haline geldi. Fakat buna tabii itirazı olan Türkiye var. Yani Türkiye hiçbir zaman Kürtlere bu şekilde bir hak tanınmasından
yana değil. Özellikle Türkiye'de asker kesimi bu tür bir nevzi tanınmasının en azından Türkiye'deki Kürt kimliğine, Kürt varlığına tırnak içinde bir kötü örnek olabileceğinden endişeli. Fakat dediğim gibi o bölgede Kürtler yani hem kendi mücadelelerini vererek varlıklarını kabul ettirmiş durumdalar. Tuttukları yani duruşları itibariyle Esad'la çatışmadılar. Yani en azından Esad'ın karşısında olmadılar. Esad'ı rejime muhalif güçlerin yanında olmadılar. Kendilerini savundular. Bu anlamda kabul gördüler. Bunu Ruslar da teslim ediyorlar. Dolayısıyla bu Suriye, yeni Suriye oluşumunda Kürtler kendilerine böyle bir alan açarlarken tabii ki Amerika'da Kürt politikasında bir müttefik olarak özellikle YPG'yi gördü. Onları hem tahkimat konusunda, alet edevat, cephane konusunda yardım oldu. Hem de varlıklarını kabul etti. Şimdi orada Amerika'nın yapmak istediği hem Irak Kürtleri hem Suriye Kürtleri ile bir hamilik hali. Şimdi Amerika'nın bu hamiliği ve hatta Rusya'nın da itiraz etmemesi, Şam'ın da itiraz etmemesi bütün Türkiye'nin Kürt, resmi Kürt siyasetine, politikasına çok uymuyor. Bundan dolayı bir sürtüşme var. Yani Amerika ile Türkiye arasında bir kere Kürt meselesinden dolayı ciddi bir sürtüşme var. Bunu da izale etmek istiyor Amerika. Yani bu konuda Türkiye'nin itirazlarını, ayak bağı olmasını bölgede istemiyor. Buradan bir problem var. İran meselesinde karşısında görmek istemiyor. İran meselesinde Suriye'nin ve Şam'ın yanında Türkiye'yi görmek istemiyor. En azından. Dolayısıyla burada AKP hükümetine işte bu hem Kürt meselesinde ayak bağı olmama hem de İran meselesinde karşısında dikilmeme ya da karşı güçlerin yanında olmama konusunda bir ayar, bir şekil vermek istiyor. Bir kıvama getirmek istiyor. Amerika'nın böyle bir şeyi var. Bunu biliyoruz. Bunu tabii Amerika niye yapıyor? Demin dediğim gibi bir kere Orta Doğu'daki hegemonyasını tesis etmek istiyor. Yani oradaki enerji kaynakları hala önemli. Kullanmasa da önemli. İhtiyacı olmasa da önemli. Kendisi kullanmasa bile onların rakipler tarafından yani yükselen güç olarak İran, Rusya, Çin onların erişimine en azından kapatmak istiyor. Onların hakimiyetine geçmesini istemiyor. Bir de dediğim gibi yani muhtelif Asya yayılması önünde Rusya'yı bir şeyi, İran'ı tampon olarak görüyor. Onu da etkisizleştirmek istiyor. Türkiye'de şeyi bu. Alıp veremediği hesabı bu. Şimdi tabii Amerika'nın böyle hesabı olabilir. Yani buna siz de gücünüz oranında karşı koyabilirsiniz. Gücünüz varsa. Fakat Türkiye özellikle ekonomik açıdan çok ciddi bir zafiyet içinde olduğundan ve yani bir dönem çok kof bölgesel güç olma iddiasına kapılmasına rağmen realitede böyle bir karşı koyma şeyi çok fazla yok. Peki ne yapıyor saray rejimi sadece AKP ile ilgili olarak? Biraz zamana oynuyor ya da bazı blöflerle teslim olmamaya çabalıyor. İşte zaman zaman ortaklığı bitiririz ve kendimize yeni müttefikler buluruz diye Rusya'ya göz kırpıyor. NATO'dan çıkma tehdidi iddiasında bulunuyor. Yani Amerika'nın istediklerini yapmama konusunda bir
gayret çabı içinde görünüyor. Ya da daha diplomatik bir takım ulaşılar yerine gerilimi tırmandırmayı tercih ediyor. Reste karşılık vermeyi tercih ediyor. Şimdi bunun tabii bir yandan iç siyasete dönük bir şeyi var, tercümesi var. Şimdi böyle teslim olmayan, Amerika'ya kafa tutan bir siyasetçi olarak kendi tabanını konsolide ettiği gibi bir takım ulusalcı kesimlerin de zaman zaman sempatisini toplama imkanı bulabiliyor. Nitekim işte bu son dolar meselesinde, döviz meselesinde bir takım ulusalcı çevrelerde bu bir vatan meselesidir diye şey yapmaya başladılar. Dolarını boz, dolar alma filan gibi bir kampanyanın içerisine girdiler. Türkiye'nin sokulmuş olduğu ekonomik zafiyetten hiç söz etmeden. Şimdi bunun nereye varacağını doğrusu bilemiyoruz. Yani kestiremiyoruz. Şimdi bu bir bilek güreşi. Normalde işte her gün herkes bir anlık habere göre elindeki dövizi satıyor ya da döviz alıyor. İşte bugün bu Rahip Brunson'un tutukluluğuna ya da ev hapsindeki haline itiraz vardı avukatlardan. O mahkeme tarafından reddedilmiş. Şimdi bu itiraza gidildiği duyulduğunda kur epey bir gevşedi. Ondan sonra itiraz reddedildiğinde biraz yükseldi. Şimdi tekrar üst mahkemeye itiraz edecek haberi geldi. Onun da belki yarın sonuçlanması mümkün. Ona bağlı olarak bu haber üzerine tekrar bir kur gevşedi. Yani bu dalgalanma bu gelen haberlere göre şekilleniyor. Ama mesele tabii Brunson meselesi değil ya da Amerika'nın elinde kullanacağı tek kart Brunson değil. Şöyle şeyler yazıldı. Yani bu Brunson'u gönderelim ama şöyle bir gerekçeyle gönderelim. Yani iç binada şeyi yapmadan, karizmayı çizdirmeden. İşte doktorlar desinler ki Brunson ciddi bir depresyon geçiriyor ondan sonra ve bundan dolayı evine gönderelim. Öyle bir şeyle, anlayışla. Bu ama bir doktor raporuyla ortaya konulsun. Dolayısıyla biz de insanlığımızı yapmış olalım. Yani sonuçta Brunson gitmiş olsun. Bunu yapabilirler. Yani bu bugün yarın olabilir. Ama tabii bu şeyi bitirir mi? Amerika'nın taleplerini, isteğini bitirir mi? Bitirmez. Çünkü dediğimiz tez doğruysa Amerika istediği kıvama getirmek, rotaya getirmek istiyorsa AKP'yi elindeki başka kozları mutlaka devreye sokacaktır. Ben doğrusu bu kur hareketlerinde çok özel oyuncular devreye soktuğunu, bazı spekülasyonlarda Amerika'nın parmağı olduğunu filan düşünmüyorum. Yani buna gerek olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü zaten kırılgan olan bir ekonomide sadece riskleri yükseltecek bir havadis yaymak bile yeterli oluyor kırılganlığı artırmak için. Ve arkasından yine yeni yaptırımların geleceğini söylemek, bir germek, ortamı germek bu kurların yukarıya doğru seyrinde yeterli oluyor. Yoksa kimilerinin iddia ettiği gibi bazı özel oyuncuları devreye sokup onların kurla oynamaları, yukarı çekmeleri, aşağı indirmeleri filan bu derecede bir müdahalesi olduğunu düşünmüyorum. Buna ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorum. Ortalığı germek, havayı germek, riski yükseltmek yeterli oluyor. Çünkü insanlar zaten endişeliler. En ufak bir şeyde bir güvenli liman arayışı içindeler. AKP'nin de insanları yatıştıracak bir şeyi yok elinde çok fazla. Alışıldık bildik mekanizmalar çalıştırılmıyor. Yani kurların yükseldiği zamanlarda normalde
Türk lirası faizi artırılarak bir denge oluşturulur. Normali budur. Onun üzerine tekrar o mekanizmayla belli ölçülerde yolları alınır. Ama şimdi Türk lirası faizini artırma konusunda bir çaba içine girmiyor AKP. Onun yerine dövizi almayın, dövizi yükseltmeyin, dövizinizi satın. Ondan sonra tek taraflı olarak fiyatı indirin. Yönlü bir psikolojik baskı toplumda uyguluyor. Zaman zaman bunu tehdide filan da dönüştürüyor. Böyle tek ayaklı bir politikayla kurun aşağı inmesine çaba gösteriyor. Çok işlemez, çok işe yaramaz. Çünkü sonuçta kimse böyle tehditle filan yastığının altındaki dövizi götürüp satmaz ya da döviz alacaksa almamazlık etmez. Çünkü bunun herhangi bir hukuki şeyi yok, engeli yok. İnsanların üstüne buradan çok fazla gelemezler. Ama dediğim gibi bu da bunun üstünde ısrar edildiği takdirde bu bilinmezlik bile, bu bilinmezlik hali bile bir kanamadır. Bünyede ciddi bir kanamadır. Şeye yol açıyor. Yani şu anda kimse üretim düşünmüyor, yatırım düşünmüyor, tüketim düşünmüyor. Herkes bir içine kapanmış durumda. Böyle bir ekonomi ister istemez sert bir krize daha çok yol alır. Bunu da halledemez AKP. Yani böyle yaparak kuru terbiye edemez. Bir istikrar sağlayamaz. Onun üzerine zaten daha çok ekonomide örgütlü ve iş dünyasını temsil eden TÜSİAD'la Odalar Birliği ilk defa böyle bir ekonomik mesele konusunda bir araya gelip bir protokol imzaladılar. İçinde 5 madde olan. Bu önemli bir şey, buluşma. Yani çok yaptıkları bir şey değil. Çünkü biliyorsunuz Odalar Birliği başından beri AKP kuruluşunda var. Rifat Sarcıklıoğlu başından beri AKP'nin hem ortaya çıkması, gelişmesi, büyümesi, bütün o süreçlerde top olarak çok organik, yakın bir bağları var. Ama şimdi ilk defa böyle TÜSİAD'la bir mutabakat imzaladılar. O mutabakatın içinde yani Tayyip Erdoğan'ı çok ürkütmeyecek bir ifade tarzı da bulmuşlar ama faiz artışı var. TL faiz artışı. Yani sıkı para politikası uygulanacak. Sıkı maliye politikası uygulanacak. Tamam, sıkı maliye politikasını zaten damat Albayrak da söylemişti. Ona kimsenin itirazı yok. Ama sıkı para politikası demek aslında Türk lirası faizlerinin artırılması demek. Şimdi bunda mutabakat aslında Tayyip Erdoğan'ın yani faizler artırılmayacak argümanına bir iki şeyin baskı grubunun bir araya gelerek itiraz etmesi demek. Dolayısıyla şimdi buradan bir basınç gelebilir. Yani iş dünyasından, ekonomi dünyasından bir basınç gelebilir. Şunu biliyoruz. Yani Tayyip Erdoğan açısından siyaset önemli. Kendi kurduğu siyasi rejim, kendi diktirdiği siyasi kostüm, bu tek adam rejimi ve bununla yönetme, bununla iktidarda kalma, ayakta kalma vazgeçemeyeceği bir şey. Bunun altında bir ekonomi nasıl olacaksa olur. Nasıl şekillenecekse şekillenir. Hiç derdi değil. Yani bu kostümle bu dünya ekonomisinin bir parçası olabilmek mümkün mü? Bu kostümle bu ekonomiyi ayakta tutmak, yeniden üretmek, dünya ekonomisi, hatta Batı ile entegre dünya ekonomisinin bir parçası olan Türkiye ekonomisini ayakta tutmak, yönetmek mümkün mü? Böyle derdi olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle düşünüyordur, benim için önemli olan bu kurmuş olduğum siyasi sistemdir. Ben bu siyasi sistemle yöneteceğim. Bu siyasi sistem kimi cezbediyorsa onunla yaparım. Neleri üretmem gerekiyorsa, neleri ekonomik olan bir yeni model olarak olacaksa da bunu yaparız. Ama bunu Batı ile yapamazsak kendi başımıza yaparız. Ya da gideriz başka müttefikler buluruz. Belki
yeni bir kümenin parçası olarak yaparız. Yani buralara vardırdığını düşünüyorum. Fakat yani taşın altında eli olanlar, bu TÜSİAD ve TOP camiası tabii öyle düşünmüyorlar. Yani onların öncelikleri Batı'yla kurmuş oldukları, işlemekte olan bir mekanizmanın aksamaması, tıkanmışsa önünün açılması, yeni baştan o dünyayla her tür mal alışverişi, sermaye alışverişi, bütün şeylerin devam etmesi, vecibelerin devam etmesi ve onun bir parçası olarak ayakta kalmak. Dolayısıyla burada bir şey gündeme gelebilir. Bir zıtlaşma gündeme gelebilir. Yani bunu bekleyebiliriz. Bunun ama yöntemleri ne olur? Yolları ne olur? Onu bilemiyoruz ama böyle bir irade beyanı, böyle bir protokolün ortaya çıkması, kamuoyuna böyle bir mutabakatın açıklanmış olması bir farklı düşünüşün de bence ifadesi. Ama dediğim gibi bunun sonrasında ne olur onu bilemiyoruz. Bu TL faizini yükseltmek bir kere radikal bir yol ayrımı. Çünkü TL faizini yükselttiğiniz takdirde kaç puan yükselteceksiniz bir kere? Yani bir kere o yola girince 3 puan, 5 puan diyelim kesmedi. Yani insanlar hala dövizde oyalanıyorlar. Biraz daha sert, dozajı artmış bir faiz artışı göze almanız lazım. İşte bunu yaptığınız zaman da o zaman arkasından o yüksek faiz artışının ekonomide yaratacağı şok, ciddi soğuma, küçülme halleri ne olacak? Yani siyaseten bunu göze alabilecek mi Tayyip Erdoğan? Yani böylesi şeyleri deneyimlerden biliyoruz. Yani döviz kur yükselirken yerel paranın faizini arttırarak dövizden uzaklaştırdığınız takdirde bunun devamı olarak bir soğuma beklemek lazım. Küçülme beklemek lazım. Deflasyonist etkisi olur. Bir takım iş yerlerinin kapanmasını göze almanız lazım. Ayakta kalması gereken iş yerlerini tutmak üzere bir kurtarma operasyonu, bir can simidi, bununla ilgili fonlar bulmanız lazım. Bunları hep devlet bütçesinden, hazineden bulmanız lazım. Yoksa da yaratmanız lazım. İşte burada mutlaka o kurgunun devamında IMF'nin işin içine girmesi lazım. Yani bu şablon böyledir. Orada IMF'ye gidip IMF'den bir kredi temin etmek, o kredinin şartları neyse onlara da rıza gösterip kurguyu böyle örüp böyle tamamlamak. Şimdi buna tabii yani saray kesimi rıza gösterir mi onu bilemeyiz. İki soru var oradan, bir arkadaki arkadaşımız da vardı, sizden de alayım. Peki sizden alayım önce. Teşekkür ederim. Türkiye için son zamanlarda çok ısınan bir ekonomiye sahipleniyor ki bu da hem aynı anda yüksek enflasyon hem de yüksek büyümenin olduğu ekonomileri tanımlamak için söyleniyor. Sizce ikisinin arasındaki bu sarmaldan tam anlamıyla kopmak, ikisinin arasındaki korelasyondan kurtulmak mümkün müdür? Sizin vardı sorunuz. Siz bir şey söyleyecek miydiniz dedim. Tamam. Benim var hocam. Buyurun. Bu yapısal reformlarla ilgili yani sürekli 20 yıldır söyleniyor. En sonunda işte Berat Albayrak da yapısal reformlar. Siz ne dersiniz o konuda? Yani? Seyfettin Hoca bahsetmedi mi? Bahsetti mi yani siz? Şimdi yani yüksek enflasyonla yüksek büyüme meselesinde bir kere yüksek büyüme sürdürülebilir bir şey değil şu anda. Yani o 2017'de gerçekleştirilen 7.4 büyümenin sabah şeyini anlatmaya çalıştım. Bir dopingli bir sürekli olarak kaynağı bulunabilir, sürdürülebilir bir büyüme değil. O ister istemez bütün bu diğer parametreler, kurun fiyatı, TL'nin fiyatı, bütün bunlarla beraber küçülmeye başlıyor. Yani Türkiye ekonomisi şimdi özellikle ilk yarıda da aslında o ilk 2017'nin rüzgarıyla ilk yarı 2018'in ilk yarısında da
bir şey devam etti. O gaz devam etti, o büyüme devam etti ama 2018'in ikinci yarısında artık fiilen şey olacak. Bunun öncü göstergeleri yeterince ortaya çıktı. Yani hem beklenti anketleri, hem muhtelif PMI dediğimiz sanayideki siparişler, ondan sonra ithalatın azalması, bütün bunlar bize bir tempo düştüğünü zaten gösteriyor. Fakat enflasyon bir şey var. Daha özellikle tüketici kesimine yansıtmamış bir birikmiş enflasyon var. Yani üretici fiyatları %25 artmış, tüketici fiyatları %16 artmış. Şimdi sanayici zammını yapmış demek bu. Sanayici zammını yapmış %25. Ama perakendeci o zamlı fiyatı alıp tüketiciye henüz yansıtamamış. Neden öyle olur? Çünkü perakendeci yani o zamlı ürünü alır ama ya ben bunu satabilecek miyim şu anda? Ya bunu kabul ettirebilecek miyim? Ya almazsa diye bir bekleti içine beklemeye geçer. Bekler ki hani şeyde tüketicide bir iştah oluşmaya başlasın, bir talep oluşmaya başlasın. İşte o zaman o da zammını yansıtsın diye. Ya da buna çok tahammülü gücü olmayabilir. Olduğu gibi de etiketi götürüp yapıştırır yani. Bunu alsın almasın. Şimdi bir takım ürünler var ki zaten onların yansıtılmaması mümkün değil. Enerji. Yani enerjide hem dünyada enerji fiyatları artıyor. Hem de kurdan dolayı Türkiye enerjiyi daha pahalı tedarik ediyor. Bunu bir dönem yansıtmadılar. Yani BOTAŞ uzun süre doğalgaza zam yapmadı. Elektrik fiyatlarını belli ölçüde sübvanse ettiler. İşte akaryakıtta bildiğiniz gibi pompa fiyatı ayrı, tüketiciye yansıtmadılar. Onu ÖTV'yi almayarak bütçeden karşılamaya çalıştılar. Fakat bu çok dayanılır bir şey değil. Yani işte 1 Ağustos'tan itibaren doğalgaza ve elektriğe %9 zamlar geldi. Bunun arkasının gelmesi de mümkün. Akaryakıtla ilgili de bu bütçe sübvansiyonunu çok sürdüremeyebilirler. Şimdiden bunu uygulamaya geçtiklerinden bu yana 2 milyarlık bir yük gelmiş durumda bütçeye. Dolayısıyla bunu da şey yapabilirler. Yani özet olarak enflasyon yani küçülmeye başlamasına rağmen maliyetten dolayı gelen enflasyonun biraz daha sürmesi mümkün. Ve yani 2018 yıllık tüketici fiyatının şu anda 16 olan yıllık tüketici fiyatı artışının %20'yi falan bulması mümkündür. Onu öyle söyleyelim. Ondan sonra bir daralma, küçülme, ekonomide talep daralması falan olursa 2019'da belki yavaş yavaş inişler söz konusu olabilir. Pardon, sizin neydi sorunuz? Yapısal reform. Yapısal reformlar. Şimdi orada tabii aslında bir utangaç şey var. Bir, bence orada esas bekledikleri bu işçilere kıdem tazminatı hakkı. Yani kıdem tazminatını bir yük olarak görüyorlar işletmeler üstünde. Dolayısıyla kıdem tazminatı için bir fon oluşturalım. Bütün işverenlerin üstündeki kıdem tazminatı yükü fonda biriksin. Ondan sonra böyle zırt pırt da ödenmesin bu kıdem tazminatı. Bir kere bu yükü üstlerinden atmak istiyor işveren kesimi. Vergilerle ilgili iddia var. Yani onun bir ayağı vergiler. Vergiler tabana yayılsın. Ya zaten hani taban ödüyor. Şu anda vergilere baktığınızda %70 dolaylı vergi ve dolaylı vergilerde tüketim vergisi. Bunu da nüfusun gücü yettiği oranında harcayanlar zaten ödüyorlar. Aslında gelire göre vergiye dönülmesi lazım. Orada belki yani gelire göre biraz daha KOBİ dediğimiz kesimlerin mi vergilendirilmesini talep ediyorlar. O bir utangaç hal ama bir madde haline getirilmesi ve şeyler yapılması isteniyor. İstihdam ve eğitimle ilgili bazı şeyler var. Yapısal reformu adı altında.
Yani onlar da doğrusunu isterseniz hem itiraz edilmeyecek hem de itiraz, yani itiraz edilebilecek şeyler. Başka bir takım verimliliği artırmaya dönük önlemler. Tamam, onlara da bir itiraz yok. Şu kamu ihale kanunu var galiba. Efendim? Kamu ihaleleri üzerinde de bir tartışma var. Şimdi daha çok tabii bu kamu kaynaklarının bu çarçur edilmesi ya da yanlı kullanılmasına da bir şey disiplin isteniyor. Çünkü 2001 krizinden sonra oluşturulan en önemli kurumlardan biriydi kamu ihale kurumu. Yani o biraz değil, IMF'nin isteğiyle oluşturulan bir kurumdu. Çünkü şöyle düşünülüyor, yani bu kamu ihaleleri, kamu harcamaları belli bir disiplin altında olmazsa siyasiler bunları işte çarçur ederler, akıl dışı kullanırlar, yandaşlarına kullandırtırlar. 1 liraya yaptırılacak işi 3 liraya yaptırırlar. Bütün bunlar kamu maliyesinde gereksiz sarfiyatlara neden olabilir. Ve yeni baştan kamu açıkları büyüyebilir. Onun için IMF dedi ki bunu yani bir kurula bırakın bu işi. Kurul bunun hakemliğini yapsın. Ve bu ihale sistemi de mümkün olduğu kadar kamu mal ve hizmet alımları bu kurum eliyle yapılsın. Bu çok AKP'nin işine gelmedi. Yani zaten yeni bir rejim oluşturmuşsun. Kendi sermayedarlarını kuracaksın, oluşturacaksın. Bu mekanizmayı delmeye başladı. Önce o kurum kapsamında olan bir dizi mal ve hizmet alımını kapsamın dışına çıkartmaya başladı. Epey bir yasasıyla oynamaya başladı. Yetki alanına epey bir daralttı. Bunun tabii sonuçta kamu maliyesine de negatif etkileri oluyor ama güç dengesini de bozucu etkileri oluyor. Bunun yeni baştan bir disiplin altına alınması da işte yapısal reformun başlığı altına giriyor. Siz oradan bir şey sordunuz galiba. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hani dedik ya, bir soru vardı biraz önce. Hem %7,5 gibi bir rakam var hem de enflasyon yükseliyor. Hani ben fıkhı doğduğu taraftar doğduğunu düşünmüyorum. Hani büyümenin nereden olduğuna bakmak lazım, üretken olup olmadığına bakmak lazım, dışarıdan getirilim olup olmadığına bakmak lazım. Hani 80'lerde bir tekrar inşaata yönelik bir büyüme var ve bu sürdürülebilir değil. Hani aslında stagflasyona daha uygun gibi geliyor. Hani hem durgun bir ekonomi var, üretim azalıyor, hem de enflasyon. Yani ben böyle düşünüyorum. Bir de borçlanmayla büyüme var yani. İşsizlikle beraber fiyatların artması ciddi bir şey, stagflasyon meselesini yaratmış oluyor. Evet, sizden. Hocam, sizin bu durumunuza gelmeniz sebebi de uzun süren istikrar olabilir. Çünkü AK Parti istikrar döneminde insanlar aşırı borçlandı, borçlular. Kreditörler ise aşırı açıldılar. Evet. Bunun sonucunda olan temerrüt durumları da işte bu finansal istikrarsızlığa yani yol açtı. Hani şey diyor muyuz ki istikrar istikrarsızlıktır diye. Tam da onun olduğu yere gelmedik. Çünkü herkes ev aldı, araba aldı, gücü yetmeyen iPhone X'leri aldı. Doğru. Gayet borçlanıldı. Uzun süreli istikrar da yani bizi buralara getirdi diyor. İşte bir tane atasözü var ya, tatlı tatlı yediğin hurmalar, yediğin hurmalar kafaya geldi. Ben fikrimi belirtip soru sormak. Şey diyorsunuz ki kostümün dünyada yeri olmayabilir. En azından finansalda ve batıda. Ben buna biraz karşı çıkacağım çünkü hem geçmişte hem günümüzde tek adamcı otoriter yönelimler batıyla el ele gidebiliyorlar. Kapitalist sistemin içinde yer bulabiliyorlar. Gerek Orta Doğu'da, eğer Amerikancıysanız ve Amerikancı dış politikaya oldukça uyumluysanız hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Hani ekonomik performans olarak Tayvan ve Kore olmak için farklı adımlar atmak gerekir ama yani bana öyle geliyor ki Erdoğan bugün didişmeyi bıraksa, rahibi bıraksa, daha geleneksel NATO'cu bir duruşa dönse ve Merkez Bankası da faiz arttırma konusunda daha geleneksel davransa yine otoriterliğini sürdürür ve dış yatırımcının hiç umurunda olmaz ve Amerika ile dışı bağladığında yeniden eski günlere kadar olmasa bile dışarıdan yatırım alır. Yani
diğer otoriter rejimlere bakınca da yani bana şey doğru gerçek gelmiyor. Demokrasi iktisadi büyüme için gereklidir. Hani bence otoriterliğe karşıtlığımızı iktisadi olarak kurunca çok gerçekçi bir argüman kurmuş olmuyoruz. Ve AK Parti seçmeni de buna yemiyor bence. Hani demokratik kültürün gerekliliği bence iktisat üzerinden. Şimdi bak otoriter... Çin örneği mi? Otoriterlik Çin'e göre geldi. Saudi Arabistan olur, Güneydoğu Asya'da. Hem tarihte hem günümüzde otoriter rejimlerle Batı kapitalizmin üretim ilişkilerinin uyumu ancak Orta Doğu'daki rejimler gibi yani enerji kaynakları olan, enerji ihracatları olan, dünya ekonomisiyle bizdeki kadar mal üretimi, sermaye alışverişi, mal alışverişi tarzında ekonomisi olmayanlar için geçerli olabilir. Şimdi Türkiye ekonomisini şöyle bir dünya ekonomisiyle eklemlenmesi ve bütünleşikliği var. Buradaki fiziki üretimde yabancılar var. Yani o enerji ihracatçısı ülkelerde bu pek yok. Şunu dert ediyorlar adamlar, yani demokrasi dertleri değil. Mülkiyet hakkı. Yani burada bir mülkiyet hakkına saygı gösteriliyor mu? Yarın öbür gün şirketimize keyfi olarak el konabilir mi? Hukuk ya da bağımsız yargı, mahkemeler bağımsız çalışır mı? Yani biz yabancıyız diye dirsek görebilir miyiz? Orada bağımsız mahkemelere güvenebilir miyiz? Batı'daki bir takım normlar, yani şeyi küçümsemeyin. Ben de size katılırım, yani çok demokrasi aşığı falan değil. Uluslararası sermaye. Ama sermayenin yeniden üretiminin de belli bir şeyi var. Şartları, iklimi var. Sermaye yazılı kurallara uyulmasını ister. Normlar ister. Öngörülebilirlik ister. Hesap verilebilirlik ister. Kayırmacılık istemez. Yani kendi adamını kayırdı, bana bir yerde tutmamızı yaptı istemez. Yani herkese eşit davranılsın aşağı yukarı ister. Bunlar da ben de sermayedar olsam hiç derdim değil yani o ülkedeki demokrasi falan filan ama buna dikkat ederim. Şu anlamda ifade özgürlüğünü, medya özgürlüğünü dert ederim. Şimdi çok baskı altına alınmış toplumlar bir şey yapmaz, bir yerde patlar. Şimdi bir yerde patlayacak bir topluma gidip yatırım yapmak istemem. Tamam mı? Yarın öbür gün iç savaş çıkar, iç kargaşa çıkar, benim yatırımım ne olacak? Dolayısıyla demokrasi dertleri değil ama siyasi olarak fazla gerilimli olmayan, toplumun önemli bir kısmının rızasını almış ve Batı'daki sermayenin yeniden üretim kalıplarını, normlarını da içeren coğrafyaları tercih eder yabancılar. Şimdi Türkiye'deki bu kostüm bundan hiçbirini içermiyor. Yani adamlar şeyi dert ediyorlar, bu kutuplaşmış bir toplum. İçinde bir iç savaş tohumlarını barındırıyor. Gerilimi yüksek. İşte ekonomisi de zaten bundan dolayı büyük ölçüde kırılgan. Şimdi bak, bu durumumuz aslında ekonomiye çok ciddi şekillerde yansıyor. Nasıl yansıyor? Bir kısım insan varlığını Türkiye'de tutmuyor. Dışarıya doğru çok ciddi bir şey transferi var. Varlık transferi var. Yani insanlar bankadaki paralarını dışarıya götürüyorlar. İçeride yapabilecekleri yatırımları içeride yapmayıp dışarıda alternatif arıyorlar. Yani Koç grubu bir sürü yatırımını şu anda dışarıya taşımış durumda. Keza güvenli bulmayan ya da içeride yeterince destek görmediğini düşünenler yine öyle. İnsan gücü olarak, beyin gücü olarak çok ciddi bir şey var. Kanama var. Şimdi bakın bunu sadece içeriden biz yapıyoruz. Tamam mı? Neden? Çünkü bu kostümü, bu sistemin şeyini sevmiyoruz. Yani bunun yönetim tarzını
benimsemiyoruz, bununla rahat edemiyoruz, bu uçağın yönetim biçimi değil diye böyle itirazlarımız var. Bunu şey de dert eder, uluslararası sermaye de dert eder. Yani böyle bir ülkeye mecbur değil, anlatabiliyor muyum? Yani önünde bir sürü alternatif varken, şimdi Avrupa'yı düşünün, yani bir sürü potansiyel şeyler var, aday üyeler var, yatırımlarının bir kısmını kaybedebilirler filan. Yani Türkiye'nin cazibesi hala var. Yani ne var? Avrupa'da tamam küçük ülkeler var aday ülke olarak ama Türkiye kadar nüfusu olan, ondan sonra Türkiye kadar belki jeopolitiği olan bir şehitten de çok mahrum kalmayabilirler. Yani kalmak istemeyebilirler ama sonuçta vazgeçilmez de değil. Yani dünya çünkü özellikle bu küreselleşmeyle beraber dünya pazarının içerisine girmeyen coğrafya neredeyse kalmadı. Yani Afrika'sından tutun Latin Amerika'sına, Asya'sına kadar son derece derinleşti. Çin, Rusya, bütün eski Sovyet sistemi birdenbire dünya pazarının, dünya kapitalizminin içine girdi. Yani bütün bunlar yeterince aslında potansiyel şey veriyor dünya sermayesine. Seçme hakkına sahip. Dolayısıyla hani çok umurunda olmayabilir böyle bir siyasi kostümü istemiyorum deyip reddedip şimdiki yaptığı gibi. Şimdi yapıyor. Bir de şurada şöyle bir fark olabilir mi hocam? Yani bazı ülkeler arkadaşımızın bahsettiği hiçbir zaman bir demokrasi kültürüne sahip olmamış ülkeler. Fakat Türkiye hani bir seküler bir ülke. Böyle bir parlamenter demokrasi terk edilip bir transformasyon, bir değişim içinde ve bir tek adam cumhuriyetine ve belli bir mezhep yoğunluğunda ve kontrolünde bir ülke birbirine dönüşmekte. Bu dönüşmeye bir Batı ülkesinin, bir NATO üyesinin bu dönüşüme girmesine bir tepki vermesi çok doğal olması lazım. Evet, yani, bunlar da var tabii. Yani onlar da sonuç olarak yok bir bu kadar duyarsız falan beklemeyelim. Yani şeyi de Batı kamuoyu insan haklarına saygılı, işte belli bir şeyi, ifade özgürlüğü, demokratik normları konusunda hassasiyeti olan bir kamuoyu da var. Yani bunlar da kendi iç siyasetlerini belli ölçülerde yapıyorlar. Bu kadar şey, duyarsız değiller. İçerideki, Türkiye'deki aynı normlara sahip insanlarla dayanışmak istiyorlar. Dolayısıyla hükümetlerini ve sermayelerini bu konuda şey yapıyorlar, baskı altına alıyorlar. O anlamda da yani bu uyum o kadar şey değil, kolay değil ve Tayyip Erdoğan öyle çok kolay hazmedilebilir bir şey getirmedi, sistem getirmedi. Ben birkaç alanda kriterleri anlattım, bana bir şey mantıklı geldi. Ben sadece şey mesela mülkiyet hakkında risk altında hissetmesi yarın öbür gün malıma bir konulurda ben mesela onun çok işlemediğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de mülkiyete gasp Türk'ün Türkiye yaptığı bir şey oluyor genelde yani. Bilmem ne grubuna operasyon çekiliyor Ozanlara, ondan sonra Karamehmet'e, ondan sonra FETÖ'cü sermayeye ama bir yabancı sermaye yönelik dokunan aklınızda bir şey var mı? Onlara çekilirken onlarla ortaklık halinde veren, onlara kredi kullandırmış, bilmem ne kesimler de şey oldu, ucu onlara da dokundu. Yani onlar bilemezler şimdi. Adam nereden bilsin FETÖ'cüydü bilmem neydi. Şimdi gelmiş bir Anadolu'da bir sanayi şirketine ortak olmuş. Beraber iş yapmışlar. Belki başarılı da olmuşlar. Sonra adam öğreniyor ki bunlar FETÖ'cüymüş ve FETÖ'cülükten dolayı başlarına bunlar geldi. Adamın da şeyi gitti. Yatırımı varlığı gitti. Onun için yani mülkiyeti dert edinebilirler. Bir de yani bu zihniyet, bu anlayış nereye de durur belli olmaz o zaman. Yarın da işte başka türlü yapabilir. Millileştirdim seni der mesela. Yok mudur tarihte örnekleri? Bizim de yaptığımız bir sürü şeyler var. O nedenle bu mülkiyet hakkını şey yaparlar, ciddiye alırlar. Ama dediğim gibi yani bu özellikle de böyle bir mecburiyetleri yok. Yani olur, ben o mecburiyetleri olmadığı gibi bir iç basınç da geliyor. Onu da önemsemek lazım. Şunu 10 dakika ara verelim. 10 dakika ara, peki.